وقت مش دزانن دما قايم هنا بدي بسر شارداري ما دما شارداري دست ما دا بو جبوي تغيرا جني جبوي كتيا جني فر بروجين بقيمة ما لدارخستي بو بروجين ما هذا جني دا gelki bu giringi yapma hepun. Mesela ez bizim işler kadın danışma merkezi yeme bu. Dibine dünya vidajı gelki şahin ez bizim ye giring hatmına ava girme. Divan civan şaha yek jibona tendrüstiya jine bu yek jiboy perverdeya jine bu yek jiboy derunya jine bu jiboy kreşin zaruga bu. Dema dayık diçine kar bu evlekari bir karbın zaruga halbı deri behelin Her vakit gele gele proje mecbur işine her bu, mecbur perverdeye bu kadar peş bu kadar her bu. Le böyle kayme despeyk adam bu he belediyen me kayme avit eser despeyk ede eri şevi de hedef avita saziyen jinan ahat peş yani peşi. Avule avit eser var mecbur bu ve dere peşi bu fetsinec belki bu dikkat zane bu تنه برتكا توش بالهمبري بدر كمان أو قادة جنين لما قايمة عبيد أسر إيش تاري شتي بكتا دستيوان بجوهر عندن مدرلغة جنين أما ملكي عبيد أسر يعني ديسا مير بو مدري بدريش بوي بو بتمامي أو برفادانا جنين تنوى على حساب كمي أمجي دبجن بلا سوز با أم سوز دن جنا أم سوز دن أخوة بيشيش بربو أمجي ویرش من دی مزمونه، اما وان قدر فرد دیسا در بازی رژیان بکن. Zaten dünya emekçi kadınlar diye bir ayrımın yapılması da başlı başına bir ayrımcılığın kendisiydi. Neden? Çünkü emekçi olmayan hiçbir kadın yok. Yani ev içinde olsun bizim hani hep bahsettiğimiz görünen emek ve görünmeyen emek. Zaten esas sıkıntının kendisi de görünmeyen emektir. Ve görünmeyen emeğin üzerinden gerçekleştirilen bir emek sömürüsü. Bu sebeple daha sonrasında bu Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeki emekçi kısmı çıkarılarak Dünya Kadınlar Günü olarak anmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Aslında 8 Mart sembolik bir kavram. Yani 8 Mart her gün 8 Mart gibi olmalı, her gün anmalar olmalı. Her gün kadın mücadelesine yaklaşımla ilgili bir takım somut adımların atılabilmesi lazım. Bunun için sadece 8 Mart'ların veya 25 Kasım'ların hani kadına yönelik şiddetle mücadele gününe dair adımların atılması da tek başına yeterli değildir. Belki bizim her haftayı, her günü, her saati aslında bir kadın mücadelesini anma şeklinde ve güçlendirme, büyütme şeklinde geçirebilmemiz lazım. Kadına şiddetten bahsedecek olursak aslında her birimiz de zaten belki fiziksel olarak değil ama biliyorsunuz şiddetin de çeşitleri vardır. Yani psikolojik şiddet vardır, cinsel şiddet vardır, ekonomik şiddet vardır, fiziksel şiddet vardır. Belki hayatımızın bir döneminde veya belki kapı komşumuzun kendisi veya belki ailemizden herhangi bir kadın veya kız çocuğunun kendisi bu tarz şiddetlerden herhangi birine maruz kalmıştır. Biz buna biz de dahiliz. Biz de toplum içerisinde olsun, aile içerisinde olsun, bulunduğumuz yerlerde olsun bu tarz şiddetlere maruz kalmış olabiliriz. Burada amaç bizim bilmemiz gereken şey bir kadın olarak bizim ne noktada durduğumuz veya yanımızdaki kadın böyle bir şeye maruz kalıyorsa biz ne yapabiliriz?